Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam, ya Resulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim ama zalimse nasıl yardım edeyim söyler misiniz? Dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun, şüphesiz ki bu ona yardım demektir, buyurdu. Başka bir rivayet de Bera bin Azib radıyallahu anh'ten. Şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti, 7 şeyi de yasakladı. Bize şunları emretti: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, aksırana yerhamukallah demek, yeminini bozmayıp yemin üzere devam etmek, zulme uğrayana yardım etmek, davet edenin davetine katılmak, selamı yaygınlaştırmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunları da yasakladı: altın yüzükler veya yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek minder kullanmak, İpekten yapılmış elbise giymek, ince ipek giymek, kalın ipek giymek, halis ipek kumaştan elbise giymek. Müslim'in diğer rivayetinde yitiği ilan etmek ilk 7 şey arasında sayılmıştır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1- Mazluma yardım dinimizin esaslarından biridir. 2. Zalimin zulmüne mani olmak ona karşı yapılabilecek en büyük hayırdır. 3. Zulmün ve haksızlığın her çeşidi dinimizde yasak ve haram kılınmıştır. 4. Zalimin zulmüne engel olmak mazluma yardımcı olmak sayılır. Zulme engel olmamaksa bir çeşit zulümdür. 5. Kişinin yaptığı yemine sadık kalması ve gereğini yerine getirmesi gerekir. Herhangi bir zaruretten dolayı yeminini bozan kimse kefaretini öder. 6. Mazluma yardım farz-ı kifayedir. Gücü yetenin zulmü önlemesi dini bir vecibedir. Mazlumun Müslüman veya gayrimüslim olması arasında bir fark yoktur. 7. Altın yüzük takmak veya ziynet eşyası kullanmak Müslüman erkeklere haramdır. Altın diş taktırmak veya kaplatmak haram kılınmamıştır. 8. Altın ve gümüşten yapılmış ev eşyası kullanmak haramdır. 9. Saf ipeğin her çeşidi Müslüman erkeklere haramdır. 10. Zaruret halleri yasakların kapsamı dışındadır. 11. Peygamber Efendimizin de haram kılma yetkisi vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şeriflerle amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.